Yumuşak huyun faydaları. Cabir radiyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder. Cehennemin kendisine haram olduğu kimseyi size haber vereyim mi? İnsanlarla kolay anlaşan, yumuşak tabiatlı ve insanlara yakınlık gösterene cehennem haramdır. Tirmizi. Ebu Mesud el-Ensari radiyallahu an şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam getirilmişti. Adam efendimizin huzurunda titremeye başlayınca efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem titreme. Ben melik değilim. Kureyş'ten kurumuş et yiyen bir kadının oğluyum." buyurdu. İbn Mace. Sufilerin yumuşak yönüyle ilgili birisinin şöyle bir sözü rivayet edilir. Kolay anlaşılır, yumuşak huyludurlar. İnsanlara kolaylık gösterirler şereflidirler. İnsanları iyi idare ederler. Konuşurlarsa kötü söz söylemezler. Çekişirlerse ileri gitmezler. Onlardan birine rastlarsan, gece yol yürüyene yol gösteren yıldızlar misali, insanların efendilerine rastladım de. Ebu Derda radıyallahu anın rivayetine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yumuşaklıktan nasip alan, hayırdan hissesini almış demektir. Yumuşaklıktan mahrum olan, hayırdan mahrumdur, darimi. Ziyaüddin Ebu Necip rahmetullahi aleyh, şöyle bir hadisi i şerif nakletmiştir. Bir bedevi anlatıyor. Huneyn gazvesinde, ayağımdaki kalın ayakkabıyla, farkında olmadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayağına basarak incittim. O da elindeki kırbaçla, hafifçe bana vurdu ve, Bismillah, Canımı yaktın dedi. Ben kendi kendime Resulullah'ı incittim. Yumuşak davranmalı ve yumuşak konuşmalıyım diye düşündüm. Bir geceyi Allahu Teala'ya malum olduğu üzere bu düşünceyle geçirdim. Sabah olunca bir adam "Filan nerede?" diye beni arıyordu. Ben hemen "Dünkü o hadise benden vakı olmuştu." dedim ve korkarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sen dün ayakkabınla benim ayağıma basarak canımı yaktın, ben de sana elimdeki kırbaçla vurdum. Şu seksen koyun senin, al götür onları buyurdu. Sühre verdi. Avari ful Mearif, sayfa 306-309, 24 Ekim Mevlana takvimi.